we have to think about the future and our future. Alexon benim de daha önce beraber çalıştığım bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncudur kendisi. Tabii ki burada kararı biz vereceğiz. Başkanımızla konuşarak, scoutingle bilgi alışverişinde bulunarak. Ama ben bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. Tabii ki ikisi de ünlü oyuncular. İkisi de geçmişlerinde büyük kulüplerde oynamış, kendilerini daha önce kanıtlamış oyuncular. Ama biz Bursaspor olarak geleceğe odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Evet, belki geçmişleri güzel bir oyuncuların ama biz gelecekte bizim ne verip veremeyeceğini hesaplayarak adımlarımızı atmak zorundayız. Geçmişte ne yaptıklarıyla değiliz. Arkadaşlar, Asamoah Gyan'la ilgili iki tane menajer arkadaşımız, arkadaş demeyeyim onlara, sağda solda herhalde kendilerine PR yapmak istiyorlar, reklam yapmak istiyorlar. Oraya gidiyorlar anlatıyorlar, buraya gidiyorlar anlatıyorlar. Bakın, biz Giyer için 1.600 euro teklif verdik. Daha yüksek istediler. Araya başka menajerler de girince beni artık bilen bilmiştir, tanıyan tanımıştır. Ben öyle çerçöp işlere çok fazla ehemmiyet veren bir insan değilim ve hemen işi bitiririm. Ve o anda ben Giyan'ın işini bitirdim. Yani Giyan, bundan sonra Giyan'la ilgilenmiyoruz. Artı o arkadaşlar da buradan kapıdan içeri bir daha giremezler. Scout ekibimizle ilgili, benim Mahalle As Başkanı'mla ilgili konuşmalar yapmış. Kendini Allah'a havale ediyorum. Yazıklar olsun. Hem kendisini Bursalı olarak takdim ediyor hem de bu şekilde konuşmalar yapıyor. Bizim maalesef Bursa'da böyle şeyler çok konuşuluyor. Bunlara kesinlikle ehemmiyet vermeyelim. Sağ olun, teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istedim. Evet. Fazla soru almayalım. Hocamız saat 1'de uçacak. Saat 3'te de Fransa'ya dönüyor. 2-3 tane soru alalım, bitirelim olayı. Hocam. Bonjour. Serkan yetişmiş oldu. Bana olmadı hep otomaç. Siz Bursa Spor taraftarı, bol gol pozisyonuna giren, ofansif oynayan, futbolu görmek isterlerdi. Siz bir teknik adam olarak futbol felsefenizi nasıl açıklayacaksınız? Hangi detayları önemsiyorsunuz? Ayrıca teknik kadronuz, stafınızı da ismen öğrenebilir misiniz? Teşekkür ederim. How can we know about the coaching staff with their names? First of all, I want to tell you that I want to play with an ambitious style. I want to have the ball at the maximum. I want to produce game. But sometimes we have to be realistic also. Because I have this aim, I want to produce game, passes game. I want to bring players capable to cope with that, first of all. And after that, you have to be realistic. Maybe some teams will be stronger. We have to adapt, but not too much. I want to build our own style. Okay? So first. Öncelikle ben de çok istekli ve tutkulu bir futbol taraftarıyım. Dolayısıyla o tarz oyun taraftarıyım. Ve ne kadar çok topa sahip olabilirsek, ne kadar çok üretken ve pozisyon üreten bir takım olabilirsek kendimizi o kadar iyi bir takım olarak addedeceğim. Ama bununla birlikte gerçekçi olmamız gerekiyor. Tamam, pas oyunu oynamak istiyoruz ama bu oyunu oynamak için de istediğimiz buna uygun oyuncuları takıma monte etmemiz gerekecek. Bununla alakalı mutlaka çalışacağız. Tabii ki sezon içinde karşı rakibimizi maç öncesinde analiz edip bu söylediğimiz şeyden belli maçlarda birazcık
değiştirebiliriz. Bu yani topa sahip olma ve üretken futbol anlayışımızı belki bazı maçlarda modifiye edebiliriz. Ama çok da büyük değişiklikler olmayacak. Biz her maçta elimizden geldiğince topa sahip olmaya, üretken futbol oynamaya çalışacağız. And to complete, because you asked the question also about the staff, first of all I say again to rely on people here. My assistant, I don't know why you say that. I will give them. Yes, I rely on him, yes. The other member of the staff, and I bring another assistant, a goalkeeper coach and a physio. I don't want to come with an army, just a few guys to help me, but I want to get a good mix between people of the club, Turkish guys, and my staff. Not a lot of people, but a few people who are capable to work with me. Teknik ekiple de alakalı bir soru sordunuz. Tabii ki ben hemen şimdi onlarla da alakalı bir bilgi vereyim size. Ben her şeyden önce buradaki ekibe güvendiğini biraz önce de belirtmiştim. Buradaki ekibe kesinlikle güveniyorum. Mustafa hocamızla, İsmail hocamızla konuştum. Ben tabii ki kendi ekibimden de birilerini getireceğim. Ama bir orduyla gelmiyorum. Sadece bir tane yardımcım gelecek. Kaleci hocamız gelecek, bir tane kaleci hocamız gelecek, bir tane de fizyoterapist getireceğim. Dolayısıyla burada çalışan Türk arkadaşlarımızla benim getireceğim ve benimle çalışmayı bilen arkadaşlar arasında güzel bir uyum yakalayıp üretken bir çalışma ortamı yaratacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde olacak burası. Just to in conclusion, I would like to tell you that I don't promise the moon, but I will work very hard and I will be totally involved. And I am looking forward to working with you. Just to tell you that I would like you to help me to settle here to feel well. But it's up to me also to adapt. Thank you for your welcome. Basın toplantımız artık sonlandırmak açısından birkaç söz edeyim ben size. Sizlere burada çıkıp belli kelimeler söyleyip biz Ay'a gideceğiz ya da buna benzer afaki şeylerden bahsetmek, size böyle umutlar satmaya çalışmak istemiyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki başarıya gitmemiz açısından ne gerekiyorsa ben her şeyle ilgileneceğim, elime atacağım ve bununla alakalı uğraşacağım. Sizlerle çalışmayı gerçekten çok büyük bir dört gözle beklediğimi söyleyebilirim. Tabii burada pozitif bir ortam yaratmak hepimizin görevi olacak. Birbirimizin yüzünde bir gülümseme yaratmak için, birbirimize güzel bir ortam yaratmak için hepimiz çalışacağız. Ben de sizin yüzlerinizde gülümseme yaratmak için uğraşacağım. Amacım bu olacak. Her zaman, her yerde en büyük Bursa! Her zaman, her yerde en büyük Bursa! Her zaman, her yerde en büyük Bursa! Başkan, hocam. Thank you. Thank you. Arkadaşlar bir yol açın.